Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 16 Eylül Cumartesi. Dersem siz aynen şöyle diyeceksiniz. Hayır. Bugün günlerden Galatasaray. Çünkü arkadaşlar bugün Galatasaray'ın maçı var. Kiminle? Samsun Spor'la. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler. Sohbete böyle girelim ve hemen mevzuya geçelim arkadaşlar. Peki maç günleri, yani bugün Galatasaray, günlerden Galatasaray dediğimiz zaman genelde sohbet yapmıyoruz. Neyi bekliyoruz? Akşam saatini bekliyoruz. Akşam maç oynanıyor. Maç oynandıktan sonra da arkadaşlar mevzuya giriyoruz. Ama bugün öyle yapmayacağız. Bugün bazı gelişmelerden dolayı, daha doğrusu bazı güzellikleri sizlerle paylaşma adına ben bu sohbeti çekmeye karar verdim. Sohbetimiz şu arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz kuşkiller alemi özellikle kuşkiller alemi büyük bir kıskançlık içerisinde. Yeni yeni algılar oluşturma peşinde ve de en büyük özellikleri belden aşağı vurmak, medya içerisindeki yalayıcılarıyla, yıkayıcılarıyla, yalamaktan dilleri nasır tutmuş dostlarıyla birlikte, bunların en büyük özellikleri arkadaşlar, tekrar ediyorum, Galatasaray adına, Galatasaray'ı yıpratma adına algılar oluşturmak, benim ifademle algı malgı hikaye, puşluk peşinde koşuyorlar. İşleri güçleri puşluk. Ama ekranda gördüğünüz bu mabede gönül vermiş, bu mabedin renklerine gönül vermiş olan Galatasaray taraftarlarını, o 40 milyonluk büyük Galatasaray ailesini hiçbir şekilde artık etkilemeleri mümkün değil. Peki hariçten gazel okuyacaklar mı? Okuyacaklar. Hariçten gazel okumaya devam ediyorlar. Çünkü hani uzanamadığı ciğere kedi ne dermiş, bundar mı dermiş? Onun gibi bir şey. Bunlar da öyle. Galatasaray'la aynı seviyeye gelmeleri, aynı yolda yürümeleri, aynı havayı teneffüs etmeleri artık mümkün değil. Bunlar ancak Galatasaray'ın arkada bıraktığı izleri takip etmek zorundalar. Bakın arkadaşlar, günlerdir, daha doğrusu son yıllarda yapılan transferler vardı. Bir onların yaptığı transferlere bakın, bir de Galatasaray'ın yaptığı transferlere bakın. Bu sene ne yaptılar? Geçen sene Galatasaray'ın arkada bıraktığı ayak izlerini takip etmek zorunda kaldılar. Transferler yaptılar. Çıkıyorlar toplantılarında üyelerinin, taraftarlarının karşısına. Şöyle transfer yaptık, böyle transfer yaptık, şunu aldık, bunu aldık. Ama Galatasaray'ın aldıklarını her zaman kıskanıyorlar. Galatasaray'a gelen yıldızları kıskanıyorlar. Galatasaray'ın almadıklarını, sen bekle, hele bir şartlar oluşursa belki seni alırım dediklerini alıp onunla Galatasaray'a caka satmaya kalkıyorlar. Aynen Ağlak Ahmet'in yaptığı gibi. Hani derler ya, sepeti koluna, herkes yoluna. Boş verin arkadaşlar. Bunlar hikaye. Bunlar hikaye. Şimdi kuşgiller, hani dedim ya, kıskananlar çatlasın derler. Kuşgiller çatlasın, patlasın arkadaşlar. Galatasaray sevgisi öyle bir büyüdü, artık kabına sığmaz, statlara sığmaz, ülkeye sığmaz hale geldi. Artık Galatasaray'a gelen futbolcuların Galatasaray'a bağlılık duyguları her yerde herkese örnek olacak düzeye ulaştı. Artık Türkiye'nin her yerinde, en sessiz köylerinde bile arkadaşlar, çocuklar Galatasaraylı oldu. Icardi selamlamasıyla artık çığ gibi büyüyen Galatasaray sevgisi bir nesli Icardi ile beraber Galatasaraylı yapıyor. Rahmetli Metin Oktay'la yıllar önce başlayan arkadaşlar, o Galatasaray sevgisinin tohumları toprağa atılmıştı. O sevgi
rahmetli Metin Oktay ile toprağa atılan o tohumlar, o sevgi tohumları büyüdü, fidan oldu, ağaç oldu, artık orman oldu arkadaşlar. Büyük ormanlar haline geldim. Dalga dalga büyüdü o Galatasaray sevgisi. Ve Icardi ile beraber artık dünyaya yayılıyor. Galatasaray sevgisi artık dünyaya dalga dalga yayılıyor. Bunu görüyorlar mı? Görüyorlar. Buralara ulaşmaları mümkün mü? Mümkün değil. Sportif, mali, maddi, idari bakımdan arkadaşlar Galatasaray'ın seviyesine gelmeleri artık mümkün değil. Galatasaray harbiden Türkiye'dir gerçeğini artık Galatasaray Avrupa'dır, Galatasaray dünyadır diye adlandırmaya yakında başlayacağız. Sohbeti abartılı bulmayın arkadaşlar. Sohbetimiz abartılı değil. Az sonra vereceğimiz örnekleri zaten sizler de biliyorsunuz ama bugün gelinen noktada Galatasaray bu övgüleri bir sohbet olarak fazlasıyla hak ediyor ve sizler de bu paylaşımı arkadaşlar lütfen herkese yayın. Galatasaray sevgisinin daha hani beşikte ana karnında başladığını da söyleyebiliriz. Bugün ben pek çok aile biliyorum ki arkadaşlar anne, baba, emmi, dayı, hala, teyze her neyse bir şekilde başka takım taraftarı ama şimdiki nesilleri bambaşka bir şekilde Galatasaray sevgisiyle, Icardi sevgisiyle alevlenen, Galatasaray sevgisiyle bir yangına dönüşen o güzelliği yaşıyorlar. Anne, baba artık çocuklarına Galatasaray sevgisinin önünde duramaz hale gelmişler. Tamam oğlum, sen doğru yolu seçtin. Baban gibi yanlışa düşme, anan gibi yanlışa düşme. Doğruyu sev, doğrunun peşinden git demek zorunda kalıyorlar. Bölük pörçük sizlerle paylaştım. Arkadaşlar, geçen seneden bu tarafa, ondan önceki seneden bu taraflara, en kritik zamanlarda 52.620 kişilik gördüğünüz bu mabet hep doldu. Bir o kadar da taraftar artık dışarıda kalıyor. Gelemiyor arkadaşlar. Bilseler ki orada 100 bin kişinin içeri girebileceği bir stat var. Dünyanın her yerinden, ülkenin her tarafından insanlar Galatasaray maçının olduğu günlerde Ali Sami Yen'e akacaklar. Bunun için ne yapacaklar? El ele verecekler. Kendi aralarında İttifaklar kuracaklar. Ben sana isim sponsoru olayım. Senin göğsüne forma reklamı vereyim. Onu yapayım, bunu yapayım. Sen de bana Galatasaray'a sallamakta, Galatasaray'a bel altı vurmakta, yalanda, dolanda yardımcı ol demeye getiriyorlar. Ve yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Utanma yok, sıkılma yok. Çünkü en büyük özellikleri bu. Palavra atacaklar. Millet de yiyecek. Galatasaray ilklerin enlerin takımı mı arkadaşlar? Evet, ilklerin enlerin takımı. Galatasaray en çok şampiyon olan takım mı? Galatasaray gerçekten alın teriyle en çok şampiyon olan takım. En çok taraftara sahip takım. Ve de artık Türkiye'de çığ gibi sevgisi büyüyen bir camia Galatasaray. Sporcuları üst düzeyde, 10 numara, kalite, onun bunun beğenmediği, kapının önüne koyduğu oyuncuları alan bir camia değil arkadaşlar Galatasaray. Bugün Galatasaray'a gelen sporcuların en küçüğünden en büyüğüne, Galatasaray'a nasıl kuvvetli bağlarla bağlı olduklarını biz biliyoruz, sizler de biliyorsunuz, bunları görüyoruz, paylaşıyoruz. İşte sohbetimizin ana konusu bu. Müthiş bir Galatasaray sevgisi var. Peki bu Galatasaray sevgisi nasıl? Nasıl oluyor? Nasıl böyle birden çığ gibi büyüyor? İşte bu anlatılmaz. Bu yaşanır. Icardi. Arkadaşlar sadece Icardi'nin peşinden artık bir nesil koşuyor. Bakın 3, 5, 10, 100 bin, 100 bin demiyoruz arkadaşlar.
bir nesil koşuyor. Nesil, genç bir nesil artık Galatasaraylı. Her yerde herkes Galatasaraylı. Bu gerçeği görüp de görmezden gelenleri zaten siz başka alanlarda oluşturmaya çalıştıkları puştuklarda görüyorsunuz. Adına algı diyorlar. Galatasaray'a her yerden vurmaya çalıştılar. Şunun şurasında Galatasaray 6 tane Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için ön eleme maçı oynamış. Ligde 3 maç oynamış. Bir maçı da ertelendi biliyorsunuz. Ve bu akşam 4. maçını oynayacak. Buna rağmen her türlü çamuru, her türlü pisliği, her türlü belden aşağı vurmayı yaptılar. Peki artık biz bunları yiyor muyuz? Yemiyoruz. Bu dolmalara geliyor muyuz? Gelmiyoruz diyeceğim ama Galatasaray'ın içinde, kendi içinde bir hainler mangası var. Sadece bir manga onlar. Onlar menfaatçi, onlar çıkarcı. Onlar her türlü puştuğu yaparlar. Onlar için Galatasaray'ın başarısı önemli değil. Kendi menfaatleri, kendi çıkarları önemli. Galatasaray başarısız olsun, yerlerde sürünsün isterler. Galatasaray oyuncularını, dünya yıldızı oyuncularını transfer edip getirdi ve onları ağır ağır lige hazırlarken, maçlara hazırlarken Galatasaray'ın kendi içinden çıkan bazı puşlar, Fenerbahçe hazır oyuncuları alıyor, uçaktan indirip sahaya sürüyor diyerek örnek gösterdikleri, bizim aldığımız oyuncuların ne olduğu belli değil, ne oynayacakları belli değil diyorlardı. Şimdi daha şunun şurasında ne oldu ki ligler başlayalı? O uçaktan indirip sahaya sürdükleri, sürdü dedikleri, hazır dedikleri oyuncuların yarısı sakat. Verim düşmüş. Herkes birbirinin gözünü oyuyor. Bırakın teknik direktörlerinin yanında yer almayı, omuzlara almayı, el ele birlik beraberlik içerisinde olmayı, daha dün gelen oyuncu teknik direktörünü yönetime şikayet ediyor. Ben bununla çalışmam diyor. Bir tanesi diğerinin gözünü oyuyor. Ama Galatasaray'ın dünyaca yıldızları önce şunu söylüyorlar. Biz Galatasaray sevgisiyle, ruhuyla buralarda varız. Bağlılık duygularımız en üst düzeyde diyor. Ama şunu biliyoruz ki Galatasaraylı futbolcular maaş, aylık vesaire de kendilerinin paraları yatırıldığında ilk sordukları soru acaba personelin parası yatırıldı mı? Yatırılmadıysa ona göre tavır alıyorlar. Icardi'nin eşi Wanda Nara Florya'daki personelin maaşının ödenip ödenmediğine ilgileniyor. Ödenmediyse onlara koltuk çıkıyorlar arkadaşlar. Şimdi güzelliğe bakın. Galatasaray'a gelen genç bir oyuncu önü açık, parlak. Avrupa'nın çok da ünlü kulüplerinden örneğin Bayern Münih'te oynuyor. Eyüp Aydın. Peki Galatasaray'a gelmese, orada kalsa o takımda olabilir mi? Olabilir. Ama diyor ki Galatasaray sevgisi beni buraya getirdi diyor bu kardeşimiz. Bakın şimdi ondan örnekler vereceğim size. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş gidelim. Eyüp Aydın'ı görüyorsunuz. Scout ekibinde yer alan Fatih Demirelli. Çok büyük katkısı var. Kendisini tanımıyorum ama Galatasaray'a özellikle Almanya kökenli futbolcuların gelmesinde çok büyük katkısı var. Devam edelim arkadaşlar. Ha bu kıl kuyruklar, şimdi bu kıl kuyruklar yanıp tutuşuyorlar. Bunlar yanıp tutuşuyorlar. Bunlar hala avunacaklar. Hala tete diyecekler, zaha diyecekler. Durun. Madem bu geldi, hani gülmeniz için, buna gülmeniz için dinleyin şunu. Bir fotoğraf paylaştı. Bu oyuncu İstanbul üzerinden Bodrum'a gitmiş. Tatilde giderken menajer İstanbul'da hem Fenerbahçe ile hem de Beşiktaş'la çeşitli temaslar yapmıştı. Fenerbahçe, Beşiktaş'tan değerli bir oyuncu, henüz 23 yaşında, bu oyuncuya kendi bütçesi dahilinde bir teklif yaptı. Bu... Bakın. Mesaj geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi?
İşte bu. Bunlar bu. Şimdi onların bu halini gördükten sonra neyin ne olduğunu gayet net bir şekilde göreceksiniz, anlayacaksınız. Böyle bu tür kıl kuyruklara biz güleceğiz arkadaşlar. Güleceğiz. Yapacağımız şey yok çünkü. Gülüp geçeceğiz. Onlar bu. Onlarla kafa bulacağız. Onlarla dalga geçeceğiz. Çünkü gelinen noktada artık biz bunları yaşıyor olacağız. Ve de yaşıyoruz arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Devam edelim. Bakın işte bu da en son gelen Sanchez arkadaşlar. Sanchez'in çocuğuyla beraber yeni transferimiz diyor. Davinson Sanchez. Oğluyla beraber gördünüz. Devam edelim. Devam edelim fotoğraflara. Burada da bakın burası güzel. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi diyor ki Beşiktaş'ın 40 yaşındaki Gökhan İnler'i transfer ettiği gün Galatasaray Bayern Münih'in 19 yaşındaki Wonderkid'i Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Tweet bu kadar diyor arkadaşlar. Şimdi bir tarafta 40 yaşında Gökhan İnler, diğer tarafta 19 yaşında Eyüp Aydın. Nasıl Galatasaray'ı kıskanmasınlar? Nasıl Galatasaray'a bunlar çamur atmasınlar? Nasıl Megafon Ali'nin talimatlarını Ağlak Ahmet uygulamasın? İşte tablo bu. Bu tablolardan devam ediyoruz. Bakalım nerelere gidiyoruz. Gördüğünüz üzere Eyüp Aydın Galatasaray'da mukavelesini imzalıyor. Bekleyin. Sohbetin ana konusunun tam da öznesini göreceğiz şimdi burada. Devam edelim arkadaşlar. Davinson Sanchez zaten antrenmanlara çıktı. Büyük bir ihtimalle de oynayacak duruma geldi. Daha oynayacak duruma geldi değil. Adam zaten Kolombiya milli takımında oynuyor. Şimdi arkadaşlar lütfen bu klibi dikkatle izliyoruz. 10 sayesinde burada olmak çok güzel bir duygu. Yani tarif edemez. Tüm takımın, çocukluk, aşkımın, futbol oynama sevimim aslında. 10 sayesinde burada olmak çok güzel bir duygu. Yani tarif edemez. Tuttuğum takımın, çocukluk aşkımın diyor. Bakın arkadaşlar, Bayern Münih. Herkes Bayern Münih'e gitmek için can atar. 19 yaşındaki başarılı genç bir futbolcu. Çocukluk aşkımın, tuttuğum takımın diyor. Galatasaray'ı için ne yapıyor abi? Türkiye'ye geliyor, Galatasaray'a geliyor. İşte ne dedik? Galatasaray sevgisi anlatılmaz, yaşanır, yaşıyor. Yüzündeki mutluluğa bakın, keyfe bakın. Bu iş böyle. Hani bunun daha pek çok örnekleri var. En son örnek Eyüp olduğu için ben bunu bakın. İşte görüyorsunuz. Minik, küçücük. Bugün Icardi'nin Galatasaraylı yaptığı gençler gibi. Devam edelim arkadaşlar. Burada mukavelesini imzalıyor. Burada tabii Sanchez'in mukavele imzaladıktan sonra verdiği fotoğraf var. Ve yüzündeki mutluluğa bakın, keyfe bakın. Bunlar Galatasaray'a arkadaşlar mangır için gelmediler. Bunlar Galatasaray'a başarı için geldiler. Ve şimdi Eyüp'ü dinliyoruz. Bu transferin gerçekleştiği için çok mutluyum. Yani benim için çok büyük bir gurur. Galatasaraylıyım. Yani çocukluk aşıma geldiğim için çok mutluyum. Ve taraftarla buluşmak için dört gözle bekliyorum. Çok mutluyum burada olduğum için. Onların karşısında oynamak, Fenerbahçe maçında stadyumdaydım. Onların önlerinde, onların gözlerinin önünde maça çıkmayı dört gözle bekliyorum. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir bu mutluluk, nasıl bir sevgi. Ve ben diyor Fenerbahçe maçında tribündeydim diyor. Kimsenin haberi var mıydı? Peki Kerem, dayı Kerem geldiğinde de aynı şeyleri söylemedi mi? Söyledi. Eminim yakında o kıl kuyruklar var ya, bu çocuğu da Galatasaray Fenerli yaparlar.
Ha, Fenerli deyince bunlar bir elini oğlu evin oğlu diye bir tane getirdiler ya. Mesut, Mesut. Ne oldu Mesut? Mesut neymiş? Fenerliymiş. Mangırları görünce abi, çuval dolusu mangırları dolu görünce bir anda Fenerli oldu emmim. Ne oldu sonra abi? O Fenerli Mesut nerede? Yanıp tutuşuyordu Fener aşkıyla. Çocukken, genç yıllarında, daha futbola yeni başladığı dönemlerde hiç de öyle demiyordu Mesut. Bakın bu çocukların hepsi hangi takımı tuttuklarını, çocukluk aşklarının Galatasaray olduğunu söylüyorlar. Bunu ben çok önemsiyorum. Galatasaray'da Kerem gibi, Eyüp gibi diğerlerini anlatmaya gerek yok. Bugün Icardi'nin Galatasaray'a nasıl bağlı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Sadece Icardi mi? Icardi'nin eşi, çocukları nasıl Galatasaray'a bağlılar? Yıllar öncesinden gelmiş o bağlılık ve devam etmiş. Arkadaşlar, bugün gelinen noktada yaşananları kim inkar edebilir? Icardi, ailesi, çocukları, dayı Kerem, Eyüp, Mertens, Torreira. Torreira'ya eşek yüküyle para verdiler. Gitti mi? Gitmedi. Ve bugün Zaha Galatasaray'a gelebiliyorsa, Ziyech Galatasaray'a geliyor ise eğer, Galatasaray'ın büyüklüğünden geliyor arkadaşlar. Yoksa onlara Galatasaray'ın verdiği paranın çok daha fazlasını başkaları veriyordu zaten. Gitti mi? Gitmedi. Çünkü Galatasaray farkı, Galatasaray saygısı, Galatasaray sevgisi bunları Florya'ya getirdi, Galatasaray'a getirdi. Çamur atacaklar çünkü kıskananlar ancak bunu yapar. Ancak puşça oluşturdukları bir takım algılarla Galatasaray'ın yolunu kesmeye çalışacaklar. Bunu başarmaları mümkün mü? Değil arkadaşlar, değil. Bugün Endombele, işte Sanchez, böyle kaliteli üst düzey oyuncuları siz Galatasaray'a getiriyorsanız ve bunlarla uzun süreli mukaveler imzalıyorsanız, işte bu Galatasaraylılıktan gelir arkadaşlar. Başka bunun hiç söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Ve Eyüp'le ilgili sadece tempolu olan Berkan'dan çıkıp yerine hem tempolu hem fizikli hem pasör Eyüp Aydın'ı almak büyük bir iş. Tebrikler Erden Timur demişler arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Eyüp Aydın hangi tür özelliklere sahip, Galatasaray'a nasıl gelmiş? Bu kıl kuyruklar ise, bunları ben size özellikle gülün diye, mümkün olduğunca gülün diye bu kıl kuyrukları gösteriyorum. Göstermeye de devam edeceğim. Ya bunlar, ben şahsen bunun gibi tipler Galatasaray hakkında yorum yapsalar vallahi billahi utanırım ya. Utanırım. Bakın Hakim Ziyech neredeymiş? Fenerbahçe'deymiş arkadaşlar. Tete resmen Fenerbahçe'deymiş arkadaşlar. Tete. Ya bunlara ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bunlar harbiden yarmışlar. Ve Okan Buruk arkadaşlar ne dedi basın toplantısında? Bizi durdurmak isteyenler, yolumuzu kesmek isteyenler var dedi. Bize her türlü kötülüğü yapmak isteyenler var dedi. Ama biz bunlara pabuç bırakmayız dedi, değil mi? Bu arada sulu bir top gelmişti Okan Buruk'a. Evet arkadaşlar, bunu daha önce sizlerle paylaştığım için ekstra cümleler ve işte saplamanın mucidinin iki tane silah arkadaşı bunlar. Bunlar arkadaşlar, hiç söylemeye gerek yok. Ve Galatasaray sevgisini bunlar şu anda yaşıyorlar. Anlatılmaz yaşıyorlar. Hemen geldiler, o sevgiyi yaşamaya başladılar arkadaşlar. Ziyech'i de göreceğiz. Zaha'yı da göreceğiz. Tete'nin kim olduğunu, ne olduğunu göreceğiz. Eyüp'ü de göreceğiz. Endombele'yi de göreceğiz. Sanchez'i de göreceğiz. Ama biz, bakın, Okan Buruk eğer bu kadar neşeliyse, bu kadar güven içindeyse arkadaşlar, bunun sonu hayırlıdır. Ne diyor Okan Buruk? Galatasaray'ı dışarıdan karıştırmak için çabalar var, yalanlar, uydurmalar, hepsine hazırız. Bunlara göğüs gelecek güçteyiz.
en doğru iş bunların tamamına sahada cevap vermek. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunların tamamına en doğru iş ve saplamanın mucidi. Nasıl bir sevgi seliyle Galatasaray'a bağlı olduğunu, nasıl nesilleri Galatasaray yaptığını, bir nesli nasıl Galatasaraylı yaptığını, gençleri nasıl Galatasaraylı yaptığına hiç anlatmamıza gerek yok. İşte Okan Buruk, işte Galatasaray sevgisi. Ne zaman başladı? Rahmetli Metin Oktay. Dedim ya, o sevgi tohumlarını Metin Oktay zaten yıllar önce ekmişti. O ekilen tohumlar şimdi büyük bir ormana dönüştü arkadaşlar. Ormana dönüştü. Galatasaray sevgisinin ne olduğunu biz biliyoruz da bir cümle kuracaktım. Sonra vazgeçtim o cümleyi kurmaktan. Ne de olsa tarihi kulüpler, geçmişi olan kulüpler, kulüplere ve taraftarlarına saygımız olduğu için o cümleyi kurmayacağım. Ama bugün o kulüpleri yönetenlerin orada bir saat bile durmamaları lazım. Galatasaray'ın büyüklüğünü onlar bilemez. Sizler bilirsiniz, bizler biliriz. Evet, bugün günlerden Galatasaray dedik ve özellikle tabii ki Icardi'nin coşkusunu, sevgisini, nasıl bir patlama yaşattığını biz bunları biliyoruz. Bunları tekrar size göstermeme şu anda gerek yok. Mümkün olduğu kadar sohbeti kısa keselim. Ama yeni gelenler bakın daha gelmeden ayaklarının tozlarıyla bu güzelliğin birer parçası oldular. Bu sevginin birer parçası oldular. Ndombele ile Sanchez'e göstereceğiniz İlgi, alaka, sevgi onların verimlerini 3'e, 5'e, 10'a katlayacak arkadaşlar. 10'a katlayacak. Görün, işte bu sevgiye bir örnek. Görün arkadaşlar. Galatasaray, Icardi ve o büyük sevgi arkadaşlar. O sevgi böyle yaşanıyor. Böyle yaşanıyor arkadaşlar. Kimlerin o sevgiyi yaşattığını zaten biliyoruz. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu, ha burada da sponsor olanların da Galatasaray'a nasıl içten bağlı sponsor olduklarını, sponsor oldukları halde benim firmamın adı olmasın, takımımızın, basketbol takımımızın göğsünde Galatasaray Store yazsın diyecek kadar da fedakarlar arkadaşlar. Boy, Ndombele'ye ne diyor? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübüdür. Ve onu sevgi selini anlatıyor. Bu güzellikleri anlatıyor. Gelen, daha önce gelen, kendinden sonra gelene bu güzelliği, bu sevgiyi işte böyle anlatıyor arkadaşlar. Ötesini varın siz düşünün. Arkadaşlar, bu sevgi tesadüf değil. Bu sevgi işte böyle gelişti, böyle büyüdü, artık statlara sığmıyor. Artık her yerde büyük bir coşku var, büyük bir mutluluk var, büyük bir keyif var, Galatasaraylılık var arkadaşlar. Galatasaray fark atmış, çok öne geçmiş. Dünyada Galatasaray var. Artık Avrupa futbolunun yükselen değeri Galatasaray'dır. Bugün Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasına Galatasaray'ın adı yazılıyor arkadaşlar. Adı yazılıyor. Görün şu halkı selamlayan, taraftarı selamlayan isimlere bir bakın arkadaşlar. Bu ekranda gördüğünüz tipler de Ağlak Ahmet gibi tipler de Galatasaray'a çamur atacaklar. Eften püften, osuruktan nedenlerle kendilerini rezil edecekler. Ama Galatasaray camiası en doğrusu bunları muhatap etmeyecek. Şu hareketin karşılığı o camiada bir tepki bulmayacak. Bağrılarına basacaklar, yutacaklar, yapacaklar arkadaşlar. Başkası yok ama Galatasaray sevgisi işte böyle dalga dalga yayılıyor. Artık Avrupalı takımlar Galatasaray'dan çekiniyorlar. Manchester United'ın taraftarları diyor ki
bize ancak Avrupa Ligi kalır diyor. Biz Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ederiz. Çünkü Bayern Münih ile Galatasaray çıkar diyorlar. Afrika'nın herhangi bir ülkesinde böyle aşkın olayım şarkısı söyleniyor. Kim söyletiyor? İşte onları Icardi ve arkadaşları söyletiyor arkadaşlar. Böyle güzellik var. Böyle bir ortam var. Böyle bir tablo var. Ötesine hiç gerek yok arkadaşlar. Bakın. İşte şimdi bunlar sahada şovlarını sergileyecekler. Göreceksiniz. Gelecek arkadaşlar, gelecek. Bunları doya doya hep birlikte yaşayacağız ve biz neyi dinleyeceğiz arkadaşlar? O Şampiyonlar Ligi'nin müziğini dinleyeceğiz arkadaşlar. Büyük bir coşku, büyük bir keyifle. Var mı eşi benzeri? Yok. Bu güzelliğe bir başka güzellik katıyor o bayrak arkadaşlar. Ve Icardi. Görün. Boş zamanlarını ailesiyle, çocuklarıyla böyle geçiren bir Icardi'den söz ediyoruz. Daha söylenecek çok şeyler var ama artık ufak ufak noktayı koyalım arkadaşlar. Şu fotoğrafa dikkatle bakın. Van der Naren yıllar önce yaptığı bir paylaşım. Çocuğun üstündeki formaya bakın arkadaşlar. Okan Buruk'a çamur attılar. İstediği para verilmezse bırakıp gidecek dediler. Ama Galatasaray sevgisinin ne olduğunu, nasıl olduğunu bakın Okan Buruk nasıl anlatıyor. Buradan sonra da tabii ki Galatasaray benim için çok önemli, çok değerli. Burada olmak benim için büyük bir şans. Çünkü çocukluğumda hayalimdeki takımın başındayım. Bu benim için büyük bir mutluluk. Hiçbir şekilde zaten maddi anlamda da sezon başında bir şey konuşmadık. Bundan sonra da bir şey konuşmayız. Yani bana burada şans verildiği, hizmet etme şansı verildiği sürece burada olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi futbolcusu, bakın gencecik futbolcusu Eyüp Aydın. Çocukluğumun aşkı diyor. Teknik direktörü çocukluğumun aşkı diyor. Daha neyi konuşacağız ya? Neyi konuşacağız? Beşiktaş'ın sembol isimlerinden biriydi değil mi? Batuhan. Bakın şimdi Batuhan ne diyor arkadaşlar? Bakın dinleyin lütfen. Efim manyağı oldu. Bu Icardi benim için artık çok farklı bir anlam, önem kazanmaya başladı. Ben bunu sadece sahada seviyordum. Bu adam çok değişik bir hal aldı. Sezon başında 10 milyon euro Icardi'ye verilirken bu paralar verilir mi çok diyen arkadaşlar her maçı izledikçe feyiz alsınlar. Artık Icardi'nin attığı ikinci golden sonra gözlerim daha net görmeye başladı. Yani ne bileyim hayata daha böyle gülümseyerek, mutlu, hormon salgılayarak başladım. Bir Beşiktaşlı bu kadar mutlu oluyorsa... Icardi aşkın olayım kanka, kabul edersen... Gerisini düşünün. Bir kişi... Bir takımı nasıl sırtında taşırsa örneği bu işte. Ben. Arkadaşlar Erden Timur'un şu sözlerini lütfen dinleyin. Bu anlamda üzülüyorum yani onu söyleyeyim. Kendi oyuncularımız top kaybettiğindeki uğultu bizim vazifemiz sonsuz destek. Tüm taraftarımızdan ne olursa olsun sonsuz destek. Herkes alnının terini sonuna kadar mücadele ediyor. Ben şahidim ne kadar şey yapıldığında. Biz bu sene şampiyon olacaksak ancak ve ancak kayıtsız şartsız destekle şampiyon olacağız. Başka hiçbir türlü olamazsın. Öyle oluyorsak da bir bölünerek, destek vermeyerek şampiyon oluyorsak da onun adına şampiyonluk demeyelim. Şampiyon olmak yolunda birbirimize sarılamıyorsak olmayalım. Yani bunu en önemli ricam bu. İkincisi niye konsantrasyon diyecek? Her türlü şey yapılacak bu sene. Tüm bizim birliğimizin dağıtılması için, dağıtılması için ben, her şey yapılmaya başlandı. Daha neler neler yapacağız. Günlerdir her sohbette. Ve her geçen seneki birlikteliğimizin çok daha büyük bir birlikteliğini ortaya koyacağız. Ve Galatasaray taraftarı da Galatasaray camiası da bu işleri en doğru yapan camiadır. Yani birleş. Arkadaşlar son divan kurulu toplantısında Kemerburgaz'da yapılan divan kurulu toplantısında Erden Timur'un söylediklerini bildirdi. En çok kurulu şeylerden bir tanesi de hepimizin hatırladığı işte Drogba Schneider Melo dönemidir. Çok da önemli güzel. Futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Benim bunu
söylemem hani daha zor. Yani keşke benim yerime başka kadrolarsa. O zaman ben şimdi kendi kendimizi övüyormuşuz gibi oluyor ama lütfen öyle anlaşılmasın. 13 tane Drogba, Schneider, Melo ayarında 13 tane Drogba, Schneider, Melo. Bugüne kadarki yıldız oyuncularla en çok uğurlu şeylerden bir tanesi de hepimizin hatırladığı işte Drogba, Schneider, Melo dönemidir. Çok da önemli, güzel bir dönem. Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Benim bunu söylemem hani daha zor. Yani keşke doğru söylüyor. Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu arkadaşlar. Böyle bir kadro kuruldu. Varın ötesini siz hesap edin. Bakın kimlerin geldiğini burada görüyorsunuz. 13 tane Drogba, Schneider, Melo ayarında futbolcu aldık diyor. Icardi, Kerem, Kaan, Angelino, Bakambu, Halil, Sıraçhan, Günay, Tete, Zaha, Ziyech, Endombele, Sanchez, Eyüp Aydın arkadaşlar. 13 tane diyor böyle oyuncu aldık diyor. Bunun bu ötesi var mı? Ötesi yok arkadaşlar. Yok, yok. Gerçekten yok. Şu fotoğrafa lütfen dikkatle bakın arkadaşlar. Lütfen dikkatle bakın. 4 kız çocuğu, 4'ü kardeş. Ortak özellikleri aynı evde hepsi Galatasaraylı. Hepsi Galatasaraylı. Daha ben size ne söyleyebilirim? Ve giydikleri forma ve arkada yazılanlar. Var mı ötesi? Ötesi yok arkadaşlar. Arkadaşlar az önce gördüğünüz o çocuklar işte bu aile sayesinde, bu çocuklar sayesinde, bu adam sayesinde, bu hanım sayesinde hepsi Galatasaray sevgisiyle şimdi yanıp tutuşuyorlar arkadaşlar. Ve bir fotoğraf daha arkadaşlar. Bu fotoğraf bir aile maça gidiyor. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park stadında maça gidiyorlar. Formalar var üzerlerinde. Hepsinin üzerindeki formanın numarası 9. Icardi. Baba, eş yani anne, iki tane çocuk. Erkek ve kız çocuğu. Hepsi Galatasaray sevgisiyle dolu arkadaşlar. Daha biz neyi konuşacağız? İşte ben diyorum ki o yüzden Galatasaray sevgisi anlatılmaz, yaşanır. Bu insanlar bize bu sevgiyi yaşatıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün günlerden Galatasaray olduğu bu günde arkadaşlar bu sohbeti yapmak istediğim içimden geldi. Bu sohbeti tabii saatlerce uzatabiliriz, yapabiliriz ama Galatasaray sevgisinin artık çığ gibi dalga dalga büyüyüp Türkiye sınırlarının dışına taştığını, Avrupa'nın dışına taştığını görüyoruz. Galatasaray inşallah bu akşamki Samsun Spor maçıyla başlayacak. Kopenhag maçı sonraki serilerle bambaşka yönlere doğru gidecek. Başarıdan başarıya koşacak. Bu akşam hep birlikte arkadaşlar şovun ilk bölümünü izliyoruz. Hepinize içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde beraber olmak üzere arkadaşlar. Bu sohbetimizi de lütfen paylaşalım, yayalım. Abone olmayı da unutmayalım. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.